Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasanın 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arası ne yaptım? Patateslerimin çoğunu bitirdim. Ve şöyle bir Rock Crusher sistemi hazırladım. Ancak bu Rock Crusher'ları bayağı bir kurcalıyordum bu arada. Fakat bunu da beğenmedim. Bunun da değişiğini yapacağım. Fakat bunu idrak edene kadar bayağı bir madeni işlemiştim. Bunun değişini yapmam sizin işinize yarayacak çünkü her adımda görmüş olacaksınız. Bu kurcalamamdı. Dolayısıyla da çoğu adımını görmediniz. Evet. Şurayı kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi inventörümde iki tane daha Rock Crusher'lık malzeme var. Bu arada Rock Crusher'ları performansı çalıştırmak için direkt olarak motorlara bağladım. Ve yaptığım çok saçma bir dörplemeyi ve salaklığı fark ettim. Iron pipe'lar enerji taşımak için değil, enerji limitlemek içinmiş. Tabi bunu zor yoldanı. Lanet! Umarım ısını kaybetmezsin. Tamam, kaybetmedi. Tamamdır. Şimdi önce bir şey denemek istiyorum. Rocker Crusher'ları üst üste koysam gene form alırlar mı? Railcraft makineleri beraber form almıyorlar maalesef. Evet, almıyorlar. Bu arada önceki bölümde sırf bu yüzden aşırı yavaş çalıştığını görmüşsünüz Rock Crusher'ların. Fakat birazdan ne kadar aslında ne kadar hızlı olduklarını göreceksiniz. Hay. Evet. Şimdi şu tarafa Steam ovenları şunu da kaldırdım. Şunu çekerim birazdan. Ardından herhangi bir scaffolding'im yok. Taşıma malzemesi alalım kendimize. Öncelikli olarak şurada biraz factory bloom. Yok, burada biraz factory bloom'umuz vardı sanırsam. Neyse, wooden pipe'lar lazım olacak. Anıtlar siz de gelin. Tamamdır. Ufak bir güvenlik önlemi için şurayı kapatabilirim. Buraya değişik bir kapı koyacağım. Yakında. Şu tepeyi de şimdilik açsam güzel olabilir. Tamamdır. Evet. Şimdi ilk olarak şuraya wooden Kinesis pipelarımızı koyalım. Ardından engine'lerimizi şuraya da aynı şekilde vup vup ve her zaman gibi Hazarfen'de ölümler ardı ardı hızı kesilmeden devam ediyor. Şu arkadaşı da çekmemiz lazım doğal olarak. Ardından evet. Birinci Rock Crusher'ımız hazır.
Onun yanı sıra... Red Alloy Wire'ım bitti mi benim? Yoksa içeride mi unuttum? Evet, içeride unuttum. Hazır gece oluyor. Yatarız o esnada. Selam domuzcuk. Red Alloy Wire'lar, tamam. Bunlar tamamen limitlemek için kullanıyormuş. Yani. Enerjiyi limitlemek istiyorsanız onları kullanacaksınız. Fakat benim işimde yaramıyorlardı. Bir sen dur. Bunların pipelara ihtiyacı yok. Ama gene başta pipeları koymam avantaj oldu. Çünkü yönlerini doğru ayarlayabildim. Evet. 2 adet Rock Crusher'ımız hazır. Şimdi aynı sistemi buraya da kuralım. Lever'lar buraya gelsin. Tamamdır. Ardından Rock Crusher'lar. Önce şu motor arkadaşlarımızı yerleştirelim. Sen dur. Engine kalmadı elimde. Bu arada şimdi patatesleri ekmeyeceğim. Çünkü önce yeşil evimi yapmak istiyorum. Burada fazladan engine var mı? Yok. Al, engine'lerim bitti. Benim 2 adet daha engine'e ihtiyacım var ama. Yapmıştım diye hatırlıyorum. Bir saniye. Evet, yapmış olmam lazım. Ben... O, siz gelin. Ben hemen bir bakıp geliyorum. Evet, engine'lerimizi buldum. Şu arkadaşın içindeymiş. Tamamdır. Şimdi tekrardan Rock Crusher'larımızı yerleştirmeye başlayalım. Burası bayağı daracık bir alan olacak. Kablolarla da bağlayabilirdim ancak böyle yapmak daha çok hoşuma gitti şimdi. Ve tabii ki de hopper'lar. Olmazsa olmaz. Evet, şimdi bu arkadaş bize sorun çıkartacak, değil mi? Buna ne yapalım? Şunları taşıyalım. Bunun yanı sıra... Ah, birkaç ufak detaydan da konuşayım o esnada. Birincisi, sürekli mod paketini ne zaman vereceksin falan diye soruyorsunuz. Mod paket zaten verildi. Yani sormadan önce biraz kontrol edin. Lütfen. İkinci olarak... İkinci olarak ne söyleyeceğimi unuttum ya. Hani o derece kafa bırakmadınız. Neyse. Geçti artık. Ha, o yüzden de ben ne yapayım? Sizler gelin.
Bir saniye şunları koymayı unutmuşum. Şunlar tam hıza ulaştığında, evet, gördüğünüz gibi bayağı hızlı çalışıyor artık. Yine tam hızlı olmadığı için yukarıdakiler tam hızlı değil. Ha, şimdi tam hıza çıkmaya başladılar. Evet. Bunlar da aşağıya gidiyor. Buna dönüşüyorlar. Yay. Tamamdır. Pistonlara ihtiyaç yok. Hopperlara ihtiyaç var. Bunlara ihtiyaç yok. Kovaya ihtiyaç yok. High pressure boiler'a ihtiyaç yok. Nasıl dur? Şunlar benim inventörümde kalsın. Bunun yanı sıra yakında ufak bir sorting sistem yapmaya başlayacağım bu arada. Sorting sistemim daha önce hiç kullanmadığım bir sorting sistem. Ne planladığım şey. Şu kadarını söyleyeyim. Project Red kullanmayı düşünüyorum. Benim için de biraz challenge olacak. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Sen gel. Sen de gel. Motorlara şimdilik ihtiyacım yok. Pipelara da ihtiyacım yok. Pistona şuna ihtiyacım yok. Hopperlara ihtiyacım var. Tamamdır. Siz görmüyor... kamera arkasında oy 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 selam 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 selam. Ah, esans düşürmedi. Neyse. Evet, gördüğünüz gibi kapırdan ufak bir gold fazlalığı elde ettik. Bunun için yapmıştım. Yalnız şimdi fark ettim ki pipelara da ihtiyacım olacak. Sen de şöyle gel. Ardından. Ama bu pipelara ihtiyacım olmayacak. Başka tip bir pipe'a ihtiyacım olacak. O yüzden orada biraz rahatım. Şunu yapabilirim. Ve sen bu yöne çevril. Aslında dur. Tamam, o yöndesin. Sen de bu yöndesin. Tamam. Şimdi
Tamam, bunun otomatik aktarımını halledeceğim. Şimdi gidelim. Selam Django. Parkları. Bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi bize ihtiyacı lazım olan şey brass pipe. Fluid. Ha, item pipeline. Brass, elektrum, platinum. Gördüğünüz gibi. Bize brass lazım. Bunun için 6 tane brass plate. Makul. Yeterli enerjimiz var, tamam. Enerji problemini de yakında çözüm getireceğim. Merak etmeyin. Asıl üç, dört, şu an beş oluyor, beş ve altı olmak üzere. Oh, lanet. Plate'lerle bir makineye sağ tıklamayın. Bu oluyor. Çözmenin yolu kolay. Tabii ki de. Crowbar. 6 adet plate'imiz hazır. Wrench ve hammer ve 2 adet brass pipe'ımız hazır. Şimdi bir gündüz yapıp makinemize devam edelim. Vuhuhu. Yoloya meydan okumak. Kabul ediyorum, iğrençti. Evet, cidden yolo kavramına meydan okuyor arkadaşımız. O yöne doğru yapmayalım o zaman. Evet. Ve artık buradan otomatik olarak buraya aktarılıyorlar. Bunun için de aynısını yapalım. Evet. Evet, bu arkadaş madenimizi işleye dursun. Şuraya da ikinci parça atalım. Ve özel konuklarımızı devreye sokalım. Damage veriyorlar bu arada. Rock Crusher'lar. Öyle vermedi. İlginç.
Evet ve maden işleme sistemimiz hazır. Sayılar. Son bir adım kaldı. Evet. Ama büyük çoğunluğu hazır. Şunu da çalıştıralım ve gold ore'lar kapır atılmasın içine. Yukarı gidip madenleri koyalım bu arada. Kapırlar buraya. Diğer madenleri de birazdan koyarım. Bu ikinci kere işlemden geçirmenin sebebi bazen alternatif respawn fazlalıklar verebiliyorlar. Mesela Gold'a bir bakalım, Gold'un bir fazlalığı var mı? Burada veriyor diye gözüküyor ancak ilk respawn geçerli. Şimdi bunu tekrar Rakrash'a koyarsak kapır elde edebiliyoruz. Bu arada şundan da sonradan kapı elde edebiliyoruz fakat Industrial Centrifuge yapamıyoruz şu an. Bunun yanı sıra mesela Iron'a bakalım. Evet. Burada nikel elde ediliyor gözüküyor ama edilmiyor. Ama burada ediliyor. %10 şansla. Aslında bu oran çok daha fazla çünkü bir ordan iki kere deneme şansımız var bu sefer. Evet, biraz daha fazla enerji tüketiyor ama enerji derdim yok bu. Bu konuda. Hatta şu an Steam üretimim fazla bile. Peki bir bakalım. Başka ne? Tin. Tin oradan ne fazla elde ediliyor? Iron. Uhuhu. Şimdi gidip son bir arkadaşa daha merhaba diyeceğim. Conveyor modül. Gidin, değil mi? Evet, conveyor modülü olman lazım senin. Şimdi 3 iron plate, 1 battery ve 2 circuit. Artık iron problemimiz olmadığına göre altı. Oh lanet. Bunu unutmuşum. Neyse hızlı olsun diye şöyle de yapabilirim. Bu bana Dense Iron Plate verecek. Böyle ufak bir detayın varlığını unuttum. Maalesef. Ama maalesef. Template'e de ihtiyacım olacak. Hadi bakalım. Sekiz tin. Okey. Template'leri burada yapayım. İlginç.
Evet. Roaming'i şimdi bu arada taşıyacağım. Gerçekten de Gluster'ımız hazır. Teamplay'leri bekliyoruz. Gene hızlı olsun diye sabırsızlık göstereceğim. Çekicim. It's hammer time. Evet. Evet. Ve evet. Biraz daha burası ihtiyacım olacak. Ve bunları kesinlikle ama kesinlikle Flight Bandit'ten geçirmemiz gerekecek. Çünkü burası fazla değil. Dolayısıyla da ben işlenecek diğer madenleri Rock Crusher'larımızı da taşıyayım. Mesela neleri taşıyalım? Tin. Galena'ları bakalım. Sülfür bir işimize yarıyor mu? Gunpowder üretiminde kullanabiliriz. Sülfür sel yapımında kullanabiliriz. Fertilizer'ı da kullanabiliriz. Sülfür gerekecek, evet. Galenları işleyelim. Bunun yanı sıra başka neleri işleyelim? Nikelleri kullanacağız. Bauxite'ler bakalım seni ne kazandırıyor? Ha. Şu an bir işimize yaramıyor. O zaman uyuyup oradan devam edelim. Bu arada şuraya bir bakalım. Evet. Chest'i doldurmamız gerekecek. Nasıl doldurulduğunu gösteririm şimdi. Şu anlık nasıl doldur? Galenatin. Gel. Buraya. Server'lar buraya. Şimdi. Şunları da taşıyalım. Tahmin ettiğim şey mi oldu? Yakıtı mı bitti yani? Evet, yakıtı bitmiş. Bunu da yakıt dolumu için özel bir sistem döşeyeceğim zaten. Nasıl zaten bunu geçici olarak kullanıyorum. Yeni bir karta geçebilirim direkt. Artık malzeme sıkıntım da yok ne de olsa.
Hop. Evet, bu şekilde dolduruyoruz orayı. Elle taşıyorum. Şimdi gel gelelim. Sen burayıydın. Brass voilà. Modüller ve brass pipe. Şimdi bu yönde ve bu yönde olduklarını hatırlayın makinelerimizin. Bir, iki. Ve bana bir şey gerekecek. Screwdriver. İki adet iron rod ve bir adet stick. Kolay. Screwdriver'ı alıp import, export. Export. Standart ayarı exportmuş da. Evet. Bu şekilde yaparsak eğer ha, uzak dur oradan. Işıklandırmayı bir tekrar kontrol etmem gerekecek. Olmadı. Bu değil. Böyle bir deneyelim. Evet. Tamam. Aradığımız mod buymuş. Ve bu sistemimizde düşündüm de daha ilginç bir şey de yapabilirim. Mesela şunun gibi. Evet. Maden işleme sistemimiz hazır. Hayvansı maden işleme sistemim. Şunun biraz daha hızlı olması lazım ama elden ne gelir? Üsttekiler alttakilerden daha hızlı olacak hep. Bu ufak kuralımız. Evet. Şimdi maden işleme sistemim tamamlandı. Evet. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız bu benim orta seviye maden işleme makine. Orta seviye. Bu ufak detayı hesaba katın. Yani bunun gelişmişi de olacak. Ve onun da gelişmişi olacak. Ama bu muhtemelen en çok eğlendiğim maden işleme sistemi olabilir yaparken. İnanılmaz eğlendim. Siz izlerken eğlendiniz mi? En ufak bir fikrim bile yok ancak ben eğlendim. Bakalım başka. Spellerite. Zinc elde ediliyor senden. Spellerite'ı koyabiliriz. Tungsten kalsın. Spellerite sonraya kalsın. İridium'lar gelişmiş maden işleme sistemimize kalacak.
Iron Dust'ımız varmış burada. Yes. Ve ayrıyetten şu arkadaştan 4 stack charcoal çalacağım. Yiğit. O charcoal'ları şuraya atacağım. Kartımız neticede enerjiye ihtiyaç duyacak. Ve sen ters yöndesin evlat. Neyse. Yok. Neyse olmaz. Bu yönde ilerle. Senin ilerlemen gereken yön burası. Ve size ışıkları nasıl kontrol ettiğimi göstereyim. INI çalışmıyordu, hatırlatırım. Onun yerine başka bir mod kurdum. Bakalım ışıklandırma nerede kötü? Burada. Mı kaldırırsak? Dalga geçiyorsun, değil mi? Evet ve biraz sinir krizinin ardından tamir ettik. Neyse ki bir şey kaybolmamıştı. Sadece gold chest'i tekrar craft etmem gerekti. Creeper'lardan nefret ediyorum. Cidden. Evet. Bir de şurada ufak bir değişiklik yapacağım. Evet, bir blok kayboldu. Neyse. Şunları bir blok yukarı taşıyacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte deneyim günler. İyi eğlenceler ve bunu gene söyleyemedim.